Yüksel'i hatırlıyorum, Yüksel. O da 276'ymış ama. Onu da bulurum şimdi. Yüksel'in ismini, Yüksel'i hatırladım. Yüksel, benim arkadaşım. Kaya. Sevgili çocuklar, şu an inanılmaz bir yerdeyim. Siz de birazdan gördüğünüzde şaşıracaksınız. Dışarı çıkıp, dışarıdan da bir görüntü alacağım. Bunların hepsini birleştireceğim. Yanımda diğer hocam var. Ömer hocam dedim hocam. Hasan hocam var. Şimdi soracaksınız, nerede ne yapıyorsun? Biraz da böyle hocam merak uyandırıyorum. Geçmişe yolculuğumuzu devam et diyoruz. Şimdi şeydeyiz. Aslında burası Emirler İlkokulu diye ben geldim ama isim değişmiş. İsim ne olmuştu hocam? Mahir Başer. Mahir Başer İlköğretim Okulu. Değil mi? Şimdi Mahir Başer ama arşivlerde hocam sağ olsun değerli hocalarım Ömer ve Hasan hocam biraz sohbet ettik. Burası benim ilkokulum. Ve sağ olsun da beni çok güzel ağırladılar. Bundan ötürü kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum ve hiç üşenmeden Hasan hocam gitti, arşivi buldu. Hocam şey arşivinin kayıt diye mi geçiyor? Diploma defteri. Diploma defteri. Şimdi oradan şöyle yanaştırabilirsem şöyle muhtemelen görünüyordur. Hatta şöyle yapacağım. Bir kapatayım ben bunları birleştiriyorum. Şimdi diploma defterimde size kendimi bir göstereyim. Sevgili çocuklar. Evet, şeyimi buldum ben. Hocam şurada bir şey yazıyordu. Diploma defteri. İlkokula geldim. Teferruatını göstermeyelim. Hani kimler yazdı önemli değil. Orada başka tanımadığımız insanların ismini şey yapmıyorum. Benim kendi. Bakın. Bu benim. Takip. Önce hocam şuraya doğru getireyim. Evet. Takip. Dilber. Dikkat ederseniz Takip Dilber yazıyor. Ben bunun hikayesini de size anlatacağım. Hocam ders notlarım da var orada. Peki, evet. Peki diye böyle gitmiş. Kesme notu da iyi. Diploma numarasıymış o 150. Öyle mi hocam? Evet. O diploma numarası. İyi dereceyle geçip diploma numarası evet. Şeyi de 150'ymiş. Kaçmış yıl? 1976. Şöyle. Bakın benim elimde hiçbir resmim yok. Yani okulda var. Ömer hocam bir tane resmim vardı. Okulca çektirdiğimiz. O zaman saçlarım yok böyle. Tıraş olmuştum. O kadar çirkin çıkmıştım ki biraz da haşarı bir çocuğum ya. O resmi ben yırttım attım çirkinim diye. yok bu yakışıklı. Başka da hiçbir resmim yok. Keşke o resmi yırtıp atmasaydım. Ama sağ olsun hocalarım geldi burada bana yardımcı oldular. Bakın bu resmimi buldum ben. Bunu şöyle birkaç tane de şimdi fotoğraf alırım. Yani çocukluğumu nasıl söyleyeyim şey yapan, gösteren tek resim bu. Bundan sonra bir lisede fotoğrafım var. Ondan öncesi yoktu. Evet. Bunu kayıt altına alarak ilk anı yolculuğumuzda geçmişe yaptığımız çocukluk yolculuğunda bunu bulduk. Sağ olsun hocalarım bana yardımcı oldular. Şöyle Takip Dilber. Bu takiple ilgili tek başına bir video çekeceğim. Size takip nasıl talip oldu ya da talip nasıl takip oldu onu anlatacağım. Şimdi bu videoyu burada bitirip bir de dışarıdan hocaların müsaade ederse okulunda şöyle bir videosunu çekerim. Ondan sonra yolculuğa devam ederiz. Hocam teşekkür ederim her şey için. Şeyde inan. Evet sevgili çocuklar tam 50 yıl önce okuduğum ilkokulun önündeyim. Burada 75-76 öğretim yılında mezun olmuşum. Tam bu tarihleri hatırlayamıyordum.
Şimdi yanımda bir bina daha var ama bu sonradan yapılan bir bina. Ben okurken şu bina vardı. Biraz geç saatte geldiğim için bu bölüm kapalıydı. İçeri gezme şansım olmadı. Onun için ayrı bir geleceğim. Okulla ilgili bir video daha çekeceğim. Sevgili çocuklar, mutlaka daha önce duymuşsunuzdur. İnsanın ana vatanı çocukluğudur diye bir söz vardır. Gerçekten de insanın gerçek vatanı, ana yurdu çocukluğudur. Ben de döndüm dolaştım. 50 yıl sonra gerçek ana vatanıma geldim. Şu an size oradan sesleniyorum. Burası İtimeskut Emirler Mahallesi. Bizim bildiğimiz ismi buydu. Tabi zaman her şeyi değiştirmiş. İsmi de değişmiş. Buralarda Emirler Mahallesi diye bir şey kalmamış. Şimdi burası Piyade Mahallesi olmuş. Bizim yaşadığımız dönemde İtimeskut Emirler Mahallesi'ydi burası. Bir köy gibi bir yerde aslında ilk bizim yaşadığımız dönemden daha önce de köymüş. Emirler Köyü. Biz muhtemelen 68'de gelmişiz buraya. 1968, ben 65 doğumlu olduğuma göre babam öyle anlatırdı, annem. Burada birkaç farklı yerde oturduk. Şimdi onların izini de süreceğiz ama ben ilk bilinen yere geldim. Okuduğum ilkokula geldim. Burası İtimeskut Emirler İlkokulu'ydu. Daha sonra Mahir Başer İlkokulu olmuş. Benim okuduğum dönemde İtimeskut Emirler İlkokulu'ydu. Ve ben buradan 75-76 döneminde mezun oldum. Mezun olduğum okul bu. Evet sevgili çocuklar, burası benim okuduğum aslında Mahir Başer İlkokulu ama bunun tarihçesi çok farklı. Yani Emirler İlkokulu kapanıyor. Biz o zaman 72'de falan şeyde okuyorduk. Emirler İlkokulu'nda okuyorduk. 72-73 yıllarında. Daha sonra 75-76 eğitim öğretim yılında ben buradan mezun oldum. Hatta şeyim de var, sağ olsun hocalarımız yardımcı oldu, kaydımı da buldular. Buradan mezun olup, yani 5'i bitirip iyi dereceyle buradan ayrılmışım. Daha sonra da o Emirler İlkokulu zaten yıkılıyor. Burası Emirler de hatta Elvan beraber devam ediyor. Elvan köyde de bir eğitim varmış. O ikisini birleştiriyorlar. Burası daha sonra bir sağ olsun eğitimsever bir gönüllünün katkısıyla Mahir Başer ilkokulu oluyor. Değil mi? O şekilde Mahir Başer ona devam ediyor. Burası benim işte neredeyse 50 yıl önce okuduğum, mezun olduğum Mahir Başer ilkokulu. Yani çok üzerinden zaman geçtiği için şey yapamadım. Bir tane arkadaşımı buldum. Yani hatırladım daha doğrusu o diploma defterinde Yüksel'i şimdi araştıracağım, bakalım Yüksel'i bulabilecek miyim? Diğer arkadaşları hatırlayamıyorum ama Yüksel'le herhalde kankaydık ki çok iyi hatırlıyorum. Yüksel'i bakalım arayıp bulabilecek miyim? Bir de tabii en başta şey söyleyeyim, sınıf öğretmenim, daha doğrusu hani ilkokul öğretmenleri zaten belli bir şeyden alıp 1, 2, 3 hepsini okutuyorlardı böyle. Beni 1 ile 2'yi, 3'ü okutan hocam Sadakat Yıldırım'ı şimdi arayacağım, onun izini süreceğim, bakalım bulabilecek miyim? Onunla ilgili yeni bilgiler ulaşırsa buradan paylaşacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle.
takip.